Hazreti Meryem'e işte iftira attı. Ne dedi? Çift cinsiyetlidir. Böyle diyen namerttir. Böyle bir şey söylemedim. Biri erkekleri nitelendiren zamirdir, biri kadınları nitelendiren zamirdir. Ama her ikisi de Hazreti Meryem için kullanılıyor. Bunda hiç şüphe yok. Hazreti Meryem çift cinsiyetli. Niye öyle bir şey diyeyim ki ben? Bazı arkadaşlar var, bunu anlamaları mümkün değil. Yani ben bunları zaten onlara yazmıyorum. Yani onları zaten anlamazlar. Onların bu tarakta bezi yok. Bir, hermafrodizm diye bir şey var. Bunlar bu kelimeleri bilmezler. Ben de yeni öğrendim neticede. 11 sene önce yazarken ben de bu kelimeyi bilmiyordum doğrusu. Şimdi bu yeni gündeme gelince bir daha bakayım dedim. Ne yazmışım acaba? Hazreti Meryem Allah-u Teala hem ha zamirini kullanarak ona üfledik diyor, hem hu zamirini, yani erkek için kullanılan zamiri kullanarak ona üflediğini ifade ediyor. Peki. Belli ki onun vücut yapısında bir farklılık var. Başka ayetlerde de onun bitkiyle ilişkilendirilen bir ifadesi var. İkisini beraber yan yana aldığınız zaman o döllenmede bir kendine döllenme örneğinin Hazreti Meryem'de yaratılmış olmasına dair bir fikir geliştirebiliriz. Şahsen ben o kanaatte. Buna işte hermafrodit deniyor. Ben mesela bunun teknik, tıbbi dünyasını işin ehlinden dinlemeyi yani daha çok tercih ederim. Meselenin orasına girme noktasında bir kardeşimizin konuşmasını istiyorum. Hazreti Meryem'in genital organlarında, üreme sisteminde erkek ve dişi hücrenin bulunduğunun işareti olduğunu söylüyor. Tam böyle demiyor ama. Yani şimdiki anlayışımızda biz bunu böyle ifade etmek durumundayız. Hazreti Meryem'de hem erkek hücre üreten sistem var, hem kadın yumurtası üreten sistem var. Onun için Hazreti Meryem'e bir yerde ha zamiriyle, bir yerde hu zamiriyle gönderme yapılıyor. Hazreti Meryem'e işte iftira attı. Ne dedi? Çift cinsiyetlidir. Böyle diyen namerttir. Böyle bir şey söylemedim. O zaman bu mucizeliğin karşılığı onda hem erkek üreten sistemin, erkek hücre üreten sistemin, hem de kadın üreten sistemin beraber bulunmasıdır diyoruz.